Arkadaşlar soruyor. Cemalullah kulun Allah'ın sıfatlarını görmesi midir? Özel ve genel velilerin farkı nedir? Özel veliler hep mürşid. Bu sebepten dolayı hep erkek midir? Allah razı olsun demişler. Kulun Allah'ın cemalini müşahadesi sadece Allah'ın isimlerinin tecellisiyle ilgili değildir. Şehadetle başlayan bir durumdur. Şehadet. Mesela kelime-i şehadeti getirirken ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahit oluyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır diyoruz. <laughs> Bu durumda sormak lazım nasıl şahit oluyorsun? Şahit oldum diyorsun, gördüm diyorsun yani. Şahit olabilmek için görmek gerekiyor. Neyi gördün? Neyin üzerinden Allah'ın isimlerine kudretine şahit oldun ki şahadeti getirdin böyle. Yoksa sadece böyle bu kelimeyi söylemekle kimse mümin ya da Müslüman olur mu? Olmaz. İçinin dolu olması gerekir. Bütün varlığa bakarken mutlaka o varlık üzerinden o varlığı bir ayet olarak okumak gerekir. Bütün varlık üzerinden Allah'ın isimlerini, kudretini, muamelesini, güzelliğini, ikramını görmek lazım ki ben şahit oldum diyebilelim. Eşhedü en la ilahe illallah demiş olalım diyebilelim. Bu bir başlangıç. Eğer böyle görürse, böyle bakarsa şahit olmuş olur. Kelime-i şahadeti getirmiş olur. Herhangi bir konuda eğer herhangi bir varlıkta, herhangi bir olayda, herhangi bir meselede eğer Allah'a şahit olmazsa, şehadet etmezse orada karanlıkta kalmıştır, gaflette kalmıştır. Dolayısıyla Rabbini oradan perdelemiş demektir. Şehadet etmedi çünkü. Ben şehadet ediyorum deyip ibadet yapmaya başlıyoruz ama şehadette eksiklik var. İmanda eksiklik var. İster yere bakalım, yer ayetlerine bakalım, ister gök ayetlerine bakalım, ister insan ayetlerine bakalım, ister Hadisat, olaylar, meseleler, ayetlerine bakalım. Mutlaka Allah'a şahit olmamız gerekir. Allah'ın isimlerine, kudretine, muamelesine şahit olmamız gerekir ki şahit olmuş olalım. Şahadeti söylemiş olalım. Bu aynı zamanda ne demektir? Şahit olabilmek için bir de akli kullanıp tefekkür etmek lazım. Acaba Allah'ın buradaki muradı nedir? Allah neden bunu böyle yaptı? Ya da bunu neden böyle yaratmış? Yaratmışsa Allah her şeyi bir hak ile yaratmışsa Allah'ın muradı nedir? Neyi anlamamız gerekir? Rabbimiz bizden neyi anlamamızı istiyor deyip okumak gerekiyor. Bu başlangıçtaki şahadettir. Allah'ın isimlerine, muamelesine, fiillerine şahadettir. Sonra Sonra Allah'ın isimlerine şahit olur. Bu şahitlik ilme yakındır, şahadettir. Sonra isimlerine şahit olurken aynı yakın mertebesinde şahit olur, görür yani. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa Rabbini hamd ile tesbih eder dedi. Bu tesbihi görebilmek için, bu tesbihi duyabilmek için bir adım ötesi gerekiyor. Ama ilk adımı atamayınca ikinci adımın gelmesi hiçbir zaman mümkün olmaz. Bir şeyi görebilmek için ona bakmak gerekiyor. Bakıp anlamaya çalışmak gerekiyor ki görmüş olalım, anlamış olalım. Bakmadan, anlamaya çalışmadan ne görülmesi ne de anlaşılması mümkün olmaz. İman da iman olmaz. Yani ilmel yakın bir iman da olmaz taklidi bir iman olur. Herkes böyle söylemiş, biz de böyle söylüyoruz demiş oluyoruz. Bu şehadetten sonra, bu şehadet aynı zamanda kulun duasıdır. Ya Rabbi, tecellini görmek istiyorum, güzelliğini görmek istiyorum, kudretini görmek istiyorum ki bakıyorum. Şahit olmak için bakıyorum diyoruz. Bu kulun duası olur. Peşinden bu dua kabul olunca nasıl dua kabul oluyor? Duanın kabul olabilmesi için dilin, gönlün, fiilin mutlaka beraber olması gerekir ki bu dua kamil manadaki bir dua olmuş olsun. Yani kabule layık, Allah'ın kabul ettiği dua olsun.